Selamun aleyküm arkadaşlar. Perdemiz geldi. Ama takılmadı tabii ki de. Duvar delinmesi lazım. Perdem şöyle. İlk defa rustik perde kullanacağım. O yüzden yani takılacak. Oralar delinecek. Montaj yapılacak. Bir de şu demirler çok uzun gelmiş. Onlar kesilecek. Şu demir şu duvara takılacak şeyler de ahşap. Ondan bir şey anlamadım. Şöyle perdem. Şöyle arkadaşlar. Bunu seçtik. Şöyle. Kamerada ne kadar görünür bilmiyorum ama çok desenli bir perde değil. Buraya yakışacağını düşünüyorum. Bakalım. Eşim işten gelince şöyle koyayım. İşte dediğim gibi arkadaşlar bunlar metal. Çözemedim. Hiç kullanmadığım için bana yazabilirsiniz. Bunlar ahşap, onlar metal mi oluyor? Kullananlar varsa aranızda bana yazabilirsiniz. Bir de kendime mont sipariş verdim arkadaşlar. Şöyle. Evdeki bayağı bir dar geliyor bana. Evdeki montum da şişme monttu. Bunu da böyle deri aldım. 450 liraya sipariş vermiştim internetten. Efe bugün kargodan almış. Şöyle arkadaşlar. Şöyle kapüşonlu. Boyu biraz uzun. Boyunu zaten terziye götürüp aldıracağım. Uzun, çok uzun şeyler giyemiyorum. Bayağı bir boyundan aldırmam lazım. Nereden baksanız. Şu kadar aldırmam lazım arkadaşlar. Şu kadar aldırmam lazım. O zaman istediğim gibi olur. Giydim az önce. Bayağı da sıcak tutuyor. Zaten deriyi biliyorsunuz. Dışarıdaki soğuk geçmez. Ondan sonra şişme falan almadım. Böyle düz aldım ki. Zaten kiloluyum. Şişme giydiğim zaman hepten oluyorum kocaman. Evdekini giyerken çok kilolu değildim. Rahat oluyordu. Ama evdeki bildiğiniz şuralarımda kalıyor. Böyle kavuşmuyor önler. Ama bu çok güzel. Tam bedenime göre. Sanki böyle bir iki beden fazla gibi şey ama işte içine kazak falan da giyerim. Kalın triko kışlık. Diye biraz şey payı aldım. 56 beden bu arada. 38 bedendim. Bekarken. Sonra 38 bedenden gördüğünüz gibi 56 bedene çıkmışım. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Önemli olan sağlık. Yapacak bir şey yok. Ben iyi olayım da. Öyle. Hırkayla gidip geliyordum Akyazı'ya. Kargoda da bayağı şey paketlemişler. Kırış buruş olmuş. Asınca düzelir herhalde. Ya da şöyle içten ılık bir ütüyle düzeltirim. Durum öyle arkadaşlar. 450 liraya. İnternette gördüm. Şey çok hoşuma gitti. Rengi. Ondan sonra böyle kalitesi hani hiç şey durmuyor yani böyle yapay yapay durmuyor, güzel duruyor. O yüzden daha önce de deri ceketim vardı siyah. Sanki onun kalitesini de güzel, onu da bayağı kaç sene giydim. En sonunda şeye gönderdik onu. Efe hatırlıyor musun bir senesi bir yere kıyafet göndermiştik. Neresiydi orası? Somali miydi? Elazığ ya.
Elazığ olur mu anneciğim? Deprem bölgesi değil. Yurt dışında bir yerde. Hatta hatırlıyor musun? Deri ceketimin cebine mektup da yazmıştık. Mektup yazmıştık. Sonra battaniye falan göndermiştik. Neyse. Oraya deri ceketimi oraya yollamıştım arkadaşlar. Çünkü kızken giyiyordum. Evlendikten sonra kilo alınca onu giyemedim artık. O dar geliyordu bana. Ama kaliteli bir ceketti. Onun şeyine benziyor, kumaşına. Sevdim yani. İçi de polar. Ama boydan aldırmak gerekiyor. Kargo bedava. Kargo ücretsiz. Kollarının lastikli oluşu benim çok hoşuma gitti. Yani daha önce hiç kolları lastikli mont giymemiştim. Giymiş olacağım. Üç rengi vardı. Bir tanesi taba rengiydi. Bir tanesi siyah. Bu da kahverengi. Ben kahverengini istedim. Taba rengi de güzeldi aslında ama kahverengi tercih ettim. Öyle arkadaşlar. Yani bedenime göre, yani kiloma göre mecburen böyle bir şey almak zorunda kaldım. Çok da uzun giyemediğim için boyundan aldıracağım. Bunu da daha önce kullanan varsa bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet öyle oluyor. Metal oluyor diye bana yazabilirsiniz. Metal mi oluyor? Ben ilk defa kullanacağım için bilmiyorum. Neyse. Güle güle kullanalım. İyi günlerde kullanalım inşallah. Ama perdem hoşuma gitti. Güzel yani. Aslında bütün odaları yapsak böyle çok güzel olur. Ama bütün odaları yapman için 7.000 lira para lazım. Bu sırf bu cam 1 milyar. 1.000 lira yani. Ben eski parayı da katıyorum araya. Aslında oturma odasına çok güzel olur. Oturma odası küçük. Duvardan duvara tüller. Ama sadece cam hizası yaptığın zaman oda daha büyük, daha geniş, ferah görünür. Belli olmaz belki oturma odasına yaptırabilirim. Efe, değil mi oturma odası boydan boya ya? Düşünsene oturma odasının da rustik olduğunu. Boydan boya, arkadaşlar boydan boya nedense sevmiyorum perde. Eskiden yaptırıyorduk. Son zamanlarda fikrim değişti. Çünkü yani neden duvara perde takıyoruz? Sadece cam hizası olsa daha hoş olur bence. Bilmiyorum. Hem oda geniş gösterir. Bakalım öyle yapabilirim. Oturma odasına. Bunu bir takalım. Taktığım zaman da çeker gösteririm size arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Aylardır perdesiz burası. Biz klimayı ne zaman aldık? Ağustos'tu galiba. Ya Ağustos'tu ya Eylül'dü ama Ağustos diye tahmin ediyorum. Düşünün yani Ağustos'tan beri böyle. Çünkü korniş kaldı yukarıda. İmkanlar doğrultusunda fırsat bekledik. Hadi bugün yaptırırız, hadi yarın yaptırırız. Az para değil, 1.000 lira. O yüzden neyse, nihayet yaptırdık. Allah izin verirse belki öbür odayı da, oturma odasını çok istiyorum. Çünkü benim evim büyük, oda büyük. Ama burası küçük. Küçük olduğu için perdeler de duvardan duvara hepten minnacık oluyor. Atıyorum hep ben bunları sobaya. Elif, bu şekerin kağıdını niye buraya koydun kızım?
Soba var, at sobaya. Odun kovaları var, odun kovalarının içine. Bunlar ne bilmiyorum ama. Yani bir şeyler daha yollamış ama çözemedim. Anlamadım ne olduğunu. Neyse koyayım poşete. İnsan daha önce kullanmadığım için anlamadım. Dediğim gibi arkadaşlar, kullanan varsa yazın bana. Kapatayım ben kamerayı. Montumu da asayım bir yere. Montumu da bir terziye götürmem gerekiyor. Biraz kollarını sanki böyle, gerçi giydikçe düzelir. Dikişler biraz derin derin duruyor da giydikçe düzelir ya. Ben bunu sipariş verdim. Verirken de şöyle dedim. Ay dedim ya. Hani çok kötü bir şey gelmez inşallah. Tamam orada güzel görünüyor ama inşallah dedim orada göründüğü gibidir. Tanıtım yaparken oradaki bayan giymişti. Tanıtım yapıyordu. Tanıtım yaparken gayet kaliteli, güzel görünüyordu. Dedim inşallah aynısı gelir. Aynısı geldi arkadaşlar. Öyle yani. Keşke bunu geçen sene akıl etseydim. Geçen sene de çok hep hırkayla gittim geldim hastaneye. Zaten her gün hastanedeydim geçen sene. Aslında bana geçen sene lazımdı bu. Geçen sene çok hastanelerdeydim hep. Hırkayla gittim montum dar geldiği için. Yani böyle internette karşıma çıkınca aldım. İşte bunu terzi ayarlar mı bilmiyorum. Herhalde ayarlar ya. Büyük ihtimal ayarlar. Çünkü boydan alacak, fermuarlı yerden de biraz alacak. Mecburen. Daha önce çok deri kullandığım için derinin rahatlığını biliyorum. Güzel oluyor yani. Yağmurda rahat ediyorsun. Rüzgarlı havalarda rahat ediyorsun. Sıcak tutuyor. Baktığın zaman ince ama içine soğuk girmediği için sıcak tutar her zaman. En kısa zamanda terziye götürmem lazım. Öyle arkadaşlar, sizlerle paylaşayım dedim perdeyi, mantımı. Bakalım. Şu ipleri çıkarırım herhalde sonra. Bu ipler hoşuma gitmedi. Şu belindeki güzel de, şu öndeki. Şapkasında ipler pek hoşuma gitmedi. Çok uzun. Belki boyundan alabilirim. Evet, boyundan alırım. Şöyle. Gerçekten derisi güzel yani. Sevdim. Böyle arkadaşlar, dedim sizlerle de paylaşayım. Öyle ne yapayım. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.